Evet, kaydımızı başlattık sevgili arkadaşlar. En son dersimizde namaz ünitesini tamamlamıştık. Bu ünitemizde oruç ünitesinden devam ediyoruz. Oruç Arapça savm kavramıyla sevgili arkadaşlar ifade ediliyor. Şuradan sarı kalemimizi alalım. Ve genel tanımına bakarsak Allah'ın sevgisini veya rızasını kazanmak için belli başlı şeylerden uzak durmaya arkadaşlar oruç adı veriliyor. Oruçta niyet önemli. Buradan daha önce bir kez çıkmış soru olarak gelmişti DHBT'de karşımıza arkadaşlar. Oruçta niyette özellikle dikkat edeceğimiz en önemli şey niyet başlangıç zamanı. Yani hangi oruca niyet edecekseniz edin sevgili arkadaşlar. İçinde bulunduğunuz gün güneş batmadan ya da akşam ezanı okunmadan önce arkadaşlar ertesi günkü oruca niyet edemezsiniz. Hangi oruca niyet ederseniz edin bakınız. İster Ramazan orucu olsun, ister kefaret orucu olsun, ister kaza orucu olsun vesaire. Hangi orucu tutacaksanız ilk en erken ne zaman niyet edebilirsiniz arkadaşlar? Bir, içinde bulunulan gün güneş battıktan sonra. Yani akşam ezanından, akşam namazından sonra. Niyet bitiş zamanı yani başlangıç zamanı tüm oruç çeşitlerinde ortak. Fakat niyet bitiş zamanı arkadaşlar tüm oruç çeşitlerinde ortak değil. Burada 3-3 ayıracağız. Eğer Ramazan orucu, günü belli adak orucu veya nafile oruçları tutacaksanız niyetinizin bitiş zamanı ertesi gün zeval vaktine kadar devam ediyor. Yani imsakla beraber başlıyor, ertesi günün öğle vaktine kadar devam ediyor sevgili arkadaşlar. Fakat Ramazan orucunun kazası, kefaret oruçları veya günü belli olmayan bir adak orucu tutacaksanız imsak vaktine kadar ne yapmanız sevgili arkadaşlar, ne yapmanız lazım? Niyetinizi tamamlamış olmanız lazım. İmsak çıkarsa niyetiniz geçerli olmuyor. Buradaki ayrım neden? Yani mantığını anlamanız lazım biraz aslında. Çünkü nafile oruçlar, Ramazan orucu veya günü belli adak oruçları arkadaşlar, bunların günü ve zamanı zaten belli. Yani pazartesi, perşembe gibi düşünebilirsiniz. Aşura gibi düşünebilirsiniz. Ya da siz dediniz ki işte ben ayın 19'unda adak orucumu tutacağım dediniz mesela. Böyle olduğu zaman sevgili arkadaşlar zaten şey yapılabiliyor. Kişinin hangi orucu tutacağı bilindiği için imsak vakti geçse bile niyeti kabul oluyor. Fakat Ramazan orucunun kazası, kefaret oruçları ya da günü belli olmayan adak orucu. Bunları ne zaman tutacağınız belli değil sevgili arkadaşlar. Tutacağınız. Mesela şimdi sizin 2 gün Ramazan borcunuz var. Bunu ne zaman tutacağınızı belli mi? Belli değil. Bunun imsak vaktine kadar olmasının temel sebebi şu. Şu yapılmasın diye. Örnek veriyorum, adam gece yemek yedi işte geceye yattı. Gündüz bir kalktı saat işte 1, 2 oluyor ya. Bizim için değil de yapanlar var. Saat 1 veya 2 arkadaşlar. Adam ne demesin? Ya saat zaten 2 olmuş. 3 saat sonra iftar olacak. Bari bugün hiçbir şey yemeyeyim de 3 saat. Ramazan orucumun kazasına geçsin diye kıvırmaların önüne geçmek için sevgili arkadaşlar. Özellikle burada dikkat etmeniz gereken bence Ramazan orucu ve kefaret orucuyla kazası. Bu üçünü bilseniz arkadaşlar sizin için kafidir. Bir tane çıkmış sorusu var. DHBT'de karşımıza gelmişti. Şu ortak hangi orucu tutarsanız tutun. Ramazan orucundaysa ertesi gün öğlene kadar, kaza veya kefaret orucundaysa İmsak vaktine kadar niyet etmek zorunda. Etmezse orucu geçerli değil arkadaşlar. ÖSYM'nin özellikle en çok soru sorduğu yer burası arkadaşlar. En son 2023 MBSTS'de de karşımıza geldi. Yani şu oruç çeşitleri tablosundan oturup saysak belki ondan fazla soru karşınıza çıkmıştır. Rahat bir şekilde bunu söyleyebiliriz. En az ondan fazla çıkmıştır. Hatta bakın sayalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, geç, 8, 8, bir de orada da çıkıyor, 9, 10. Aynen aşağı yukarı dikkat ediniz. 10 diyebiliriz aşağı yukarı sevgili arkadaşlar. Birincisi burada özellikle
En son 2023 MBSTS'de de çıktı yanlış hatırlamıyorsam sevgili arkadaşlar buradan sonra. Hangileri işte oruç çeşitleridir diye sordu. Burada ÖSYM neyi soruyor arkadaşlar? Hükümlerini soruyor. Yani size veriyor diyor ki işte bunların hükmü nedir ya da tanımı doğru mudur değil midir? En son mesela bize 2021 KPSS'de aşura orucunu sormuştu sevgili arkadaşlar. Birincisi farz oruç. Daha önce bunun çıkma sorusu geldi sevgili arkadaşlar. Farz oruç nedir? 3 tane farz orucumuz var. Bir Ramazan orucu arkadaşlar. Ramazan orucunun kendi kazası ve tutulan tüm kefaret oruçları. Sakın bak burada düşmeyin. Şimdi bazen şöyle yazıyor. İşte oruç bozma kefareti, yemin kefareti. Bazen arkadaşlar şöyle şüpheye düşebiliyor. Lan acaba bunlar farz değil miydi? Acaba sadece bunlar mı farzdı falan? Burada herhangi bir farklılık yok arkadaşlar. Tüm kefaret oruçları, Ramazan orucu ve kazası farz oruçtur. Ve herkes bunları ne yapmak zorundadır? Sorumlu olduğu takdirde tutmak zorundadır arkadaşlar. Buradan çıkmış soru geldi bir kere KPSS'de. 2023 MBSTS'de geldi ama tam olarak neyi sorduğunu hatırlayamadım. Bir bakalım ona. Aklımızda kalmasın. İslam hukukuna geçiyor buradan sonra. Yok tamam. Sahabe kabli, adak, zekat, kefaret, oruç bozma kefaretini sormuş. Şirketler, namaz, zekat. Aha, bakın bu da arkadaşlar mendup orucu sormuş mesela. 2023 MBSTS'de, o soru 39. Fix, yani şurayı soruyorum. Sünnet mendup oruç. Aşağıdakilerden hangisi sünnet mendup oruçtur diye. Hemen bunu çözeriz. Hiç problem yok. Geldik vacip oruca. Vacip oruçta sevgili arkadaşlar. Zaten sadece vacibi hangi mezhep kabul ediyordu sevgili arkadaşlar? Dikkat ediniz. Hanefi. O zaman şöyle bir şey sorsak. Vacip oruçlar kime göre vardır? Vacip sadece Hanefi mezhebine göre varsa. Hanefi mezhebine göre vardır. Aynen öyle arkadaşlar. Adak orucu, nezir orucu Hanefi mezhebine göre nedir? Dikkat ediniz. Vaciptir sevgili arkadaşlar. Ve en tartışmalı yerlerden biri de budur. Başlanmış nafile orucun kazası. Hanefi mezhebine göre siz mesela işte pazartesi günü orucuna başladınız. Bir nafile, bir sünnet oruca başladınız. Daha sonra bu orucu bozdunuz arkadaşlar. Hanefi mezhebi diyor ki başlanmış nafile orucun bozarsanız bu orucun kazasını tutmak artık sizin için ne oluyor sevgili arkadaşlar? Artık sizin için vacip oluyor. Yani başlanmış bozulan nafile orucun kazası Hanefi mezhebine göre vaciptir. Peki diğer mezheplere göre nedir sevgili arkadaşlar? Sünnet. Çok uzağa gitmeyin. Sünnet orucu bozarsanız kazası da sünnet oluyor yani. Hani biraz düz düşünün tamam mı? Adak da sünnet hocam şeye göre, Şafilere göre. Müekked sünnet diye geçer. Bu özellikle tartışmalı bir konudur arkadaşlar. Bunun tutulup tutulmamasının zorunlu olması. Özellikle mesela şeyin tutulmasında hem çoğunun tutulmasında hemfikirdirler. Fakat mesela diğer mezhepler der ki başlanmış nafile orucu bozdunuz. Kazasını tutmak zorunda değilsiniz der. Fakat Hanefi mezhebi ne diyor? Tutmak zorundasın. Artık senin için bu vacip hükmünde diyecek sevgili arkadaşlar. Sünnet, mendup oruç. En çok sorusu gelen burası arkadaşlar belki. En son 2023 MBSTS'de de gelmiş. Burada ekstra olarak bir şeye daha dikkat etmenizi istiyorum. Yazdıklarım ve parantez içindekilerin eşleştirmesi de önemli arkadaşlar. Bazen şunu görüyorum ben. Öğrenciler ezberliyor. İşte Şevval orucu, Zilhicce orucu, Aşura orucu, Samudavut falan diye böyle ezberliyor. Fakat ÖSYM bunu kavram olarak da soruyor. Okey, bu işinize yarar. Fakat parantez içini de soruyor arkadaşlar. Mesela Şevval orucu ne? Zilhicce orucu ne? Aşura orucu ne? Ne yapılıyor yani? İçinde ne var? Bu eşleştirmeyi aşağı yukarı 4-5 defa sordu arkadaşlar. Dikkat etmek gerekiyor. Birincisi Sam-ı Davud. Hazreti Davud'un orucu. Neyidir bu arkadaşlar? Bir gün oruçlu durup bir gün oruçsuz geçirmek.
Yani pazartesi oruçluysanız salı oruçsuz, çarşamba oruçluysanız perşembe oruçsuz gibi. Aşura orucu, aşura orucu da arkadaşlar mendup oruçlardan biridir. Aslında aşura günü ya da aşura orucu dendiğinde hangi gün anlaşılır sadece arkadaşlar? Muharrem ayının 10. günü. Yani aşura orucu demek Muharrem ayının 10. günü oruç tutmak demektir aslında. Fakat Yahudiler de bugün de oruç tuttuğu için Peygamber Efendimiz ne diyor arkadaşlar? Bir gün öncesi, bir gün sonrası da tutmak gerekir diye de bize uyarılarda bulunuyor. O yüzden size aşura dedim, Muharrem 10 derse doğru mu? Evet, aşura orucu ya da aşura günü Muharrem 10'dur. 9-11 ne hocam? 9-11 Yahudilerle karışmamak adına bizim tuttuğumuz ekstra oruçlardır arkadaşlar. Tamam mı? Yani yoksa şöyle anlamayın. Aşure orucu Muharrem 9-10-11 değil. Aşure orucu özünde Muharrem 10'dur. Biz önüne veya arkasına birer gün ekleriz ki arkadaşlar ne yapalım? Onlardan ayıralım. Eyyam-ı Bid her kameri ayın 13, 14 ve 15. günlerinde sevgili arkadaşlar tutulan oruç. Eşleştirmeleri soruyor, bak tekrar ediyorum burada. Eyyam-ı Bid de ayın aydınlık günleri demek arkadaşlar. Pazartesi ve perşembe orucu. Şevval orucu çok kez çıkmış soru olarak geldi bu. Ramazan bayramından sonra tutulan 6 günlük ya da Ramazan ayından sonra tutulan 6 günlük orucu arkadaşlar biz Şevval orucu diyoruz. Zilhicce orucu da Kurban Bayramı'ndan önce tutulan ya da hacıların tuttuğu sevgili arkadaşlar 8 ya da 9 günlük oruç. Burada bir istisna var. Hacılar eğer yorulma şeyi varsa 9. gün tutmuyorlar. Ama Kurban Bayramı'nın önünde siz tutacaksanız arkadaşlar 9 günlük oruç ne yapabilirsiniz? Tutabilirsiniz. Mesela Kurban Bayramı ne zamandı üstadlar? Saatim yok şimdi bakamam ama. 28'i miydi Kurban Bayramı'nın birinci günü? Evet, değil mi? 28'iydi. Doğru hatırladım. 9 gün saysan 2, 4, 6, 7, 8, 9. Yani aynen. Pazartesi günü başlayıp sevgili arkadaşlar, salı gününe kadar oruç tutarsanız, önümüz Kurban Bayramı ya, bu Zilhicce orucu oluyor. Tamam mı? Dikkat edin. Ama bak mesela bu sorulabilir. Niye sorulabilir biliyor musun? Çünkü yakın. Daha sınavdan bir ay önce olmuş. Buna bir yıldız atın. Böyle yapar ÖSYM. Tamam mı? Şimdi vah. Dikkat Zilhicce'ye. Bu sınav Zilhicce'ye dikkat. Güncel bağlamında gelebilir yani. Hani daha çünkü bir ay önce Kurban Bayramı olmuş. Bunu sorabilir arkadaşlar. Kurban Bayramı'ndan önce tutulan 9 günlük oruç diye. Mekruh oruç, yani tutulması, dikkat ediniz, mekruh olanlar arkadaşlar. İşte savm-ı visal, bu sık mı soru olarak geldi bir iki kez. İki veya daha fazla günü iftarsız arkadaşlar oruç tutmak. Sağlığa zararlı olduğu için doğru değil. Şek günü, yani Ramazan ayı girdi mi girmedi mi o şüpheli olan güç, o gündeki oruç, mekruh. Sadece Muharrem 10. Şimdi arkadaşlar size çok önemli bir ayrıntı öğretiyorum ÖSYM ile alakalı. Sadece, yalnızca bu iki kelime soruların kaderini değiştiren kelimelerdir. Tüm branşlar için konuşuyorum. Şimdi normalde Muharrem'in 10. gününde tutulan oruç sünnet mi? Evet. Ama sünneti biz yerine getirmek için ne yapıyorduk? Bir önüne bir arkasına koyuyorduk. Fakat burada bakınız ne diyor? Sadece Muharrem'in 10. günü. Yani kişi bile 9 ve 11'i tutmuyor. Yani peygamberin uyarısını dikkate almıyor ve Yahudiler gibi sadece Muharrem'in 10'unda tutuyor. 9-11'i eklemiyor yanına. Bu da arkadaşlar ne yapılıyor? Mekruh olarak kabul ediliyor. Niye? Sadece orada tuttuğu için. Çünkü yan tarafta uzun bir hadis-i şerif var zaten görüyorsunuz. Aynı şekilde mesela hacıların Arefe günü oruç tutmaz. Zilhicce 9'a geliyor arkadaşlar bu da. Sadece Zilhicce 9 diğerlerinde tutabilir. Ve yine bakın sadece Cuma. Normalde Cuma gününe orucunuz denk gelse problem olur mu arkadaşlar? Hayır.
Ya dediniz ki ben bu cuma işte perşembe, cuma, cumartesi Ramazan orucum vardı kaza. Kazalarımı tutacağım. Problem yok. Buradaki sadece ne demek arkadaşlar? Sürekli bir şekilde, kasti bir şekilde, bilinçli bir şekilde cumaları oruç tutuyorsunuz. Buradan farklı manalar çıkacağı için arkadaşlar bunlar da ne kabul edilmiyor? Sünnet, dikkat ediniz, ya da mekruh kabul edilmiyor. Bakın dikkat ediniz, özel günlerin denk gelmesi, işte çiftli, işte mesela Savmı Davut tutuyordunuz denk geldi ya da kaza tutuyordunuz denk geldi. Bunlar problem değil. Kişinin defaatle sadece cuma günleri oruç tutması. Kasıt var bakın burada. Yani normalde cuma günü bayram günüdür. Bir Müslüman niye sadece cumaları oruç tutsun? Denk gelebilir bak. Sadece diyoruz. Yine Muharrem'in 10. gününde, aşura gününde oruç tutmak sünnet. Ama peygamber ne diyor? Önüne arkasına bir gün ekleyin diyor. Fakat peygamberin bu söylediğini bile bile sadece 10'unda tutuyor. 9-11'de tutmuyorsa diyorlar ki demek ki burada olumsuz bir yaklaşım var. Burada doğru bir yaklaşım söz konusu değil diyorlar sevgili arkadaşlar. Sadece kavramına özellikle dikkat edin, tamam mı? Sadece, yalnızca ya da tekmekle diyebilir belki o da. Haram oruç 2020'de çıkmıştı KPSS'de. Bayağı can yakmıştı sevgili arkadaşlar. Kadınların hayız ve nifas hallerinde oruç tutması, Ramazan bayramının yalnızca birinci gününde, Kurban bayramının arkadaşlar tüm günlerinde oruç tutmak haramdır. Hanefi mezhebi tahrimen mekruh diyor ama biz burada haram olarak kabul edeceğiz. Bu ayrımlar çok önemli değil burada bizim. Haram diyeceğiz düz olarak. Ramazan bayramının yalnızca ilk günü, Kurban bayramının 4 günü ve kadınların hayız nifas halinde oruç tutmaları sevgili arkadaşlar haramdır. Bakın bu aşure günü orucunda çok durmuştuk mesela. Muharrem'in 10. günü aşure orucu dedik. Bugün de oruç tutmak sünnet. Hatta Ramazan orucu farz kılınana kadar sevgili arkadaşlar dikkat ediniz. Ramazan orucu farz kılınana kadar Muharrem'in 10. gününde oruç tutmak farz olarak kabul ediliyor. Böyle bir emir var. Tamam mı? İşte Peygamber Efendimiz soruyor aşure orucunu Yahudilerin tuttuğunu görünce işte bugün niye tutuyorsunuz? İşte Hazreti Musa'ya örnek falan veriyorlar. Ve daha sonra Peygamber Efendimiz dikkat ediniz o da tutarım ben de tutarım diyor. Fakat burası önemli bakınız. Muharrem'in 9. günü de tutacağını söylemesi sadece aşure 10'da tutmak mekruh görülüyor. Dikkat ediniz sevgili arkadaşlar. Ramazan orucu farz kılındıktan sonra sünnet pozisyonuna geçiyor. Ancak ondan önce sevgili arkadaşlar farz pozisyonunda. Şimdi bunların sorularını gösterelim. Biraz daha zihninizde nasıl sorulduğu gelsin, otursun arkadaşlar. Mesela bakınız bu 2019 KPSS çıkmış sorusu. Hanefilere göre tutulması zorunlu olduğu kabul edilen yani farz oruçlardan hangileri farz olarak kabul edilir diyor. İki tane zaten farz orucumuz vardır. Ramazan orucu ve kazası ve kefaret oruçları. Yeminini bozan bir kimsenin kefaret olarak tuttuğu farz mı arkadaşlar kefaret orucu? Evet. Hemen bakınız bu tarz sorularda bir taneyi yakalıyorsunuz. Bir tane yakaladıktan sonra direkt eleme moduna gidiyorsunuz. Bir yoksa bunları götür. Bir kimsenin dinen yükümlü olmadığı halde adadığı adak orucu sevgili arkadaşlar. Adak Hanefi mezhebine göre ne olursa olsun vaciptir. Siliyorsunuz. Hemen ikinin olduklarını sileceksiniz. Çünkü farz tak cevap çıkıyor arkadaşlar. 1/3. Ramazan orucunun kazası farz. Nafile orucun kazası sadece Hanefi mezhebine göre ne sevgili arkadaşlar? Sadece Hanefilere göre vacip. Diğer mezheplere göre sünnet. Sadece Hanefilere göre vacip. Çünkü hocam vacip kavramını kullanan tek mezhep Hanefi mezhebi. 2016 KPSS çıkmış sorusu sevgili arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi bu kapsamda değerlendirilemez? Yani aşağıdakilerden hangisi mendup oruç değildir diyor. Şevval oruç, 6 günlük oruç Ramazan bayramından sonra mendup muydu?
Yes, menduptu. Pazartesi ve Perşembe en çok bildiğimiz zaten. Her ayın 13, 14 ve 15. günlerinde, bakın bunların isimleri önemli, sadece böyle ezberlemeyin. Eyyam-ı Bid, ayın aydınlık günleri diye geçer. Eyyam-ı Bid. Aşura orucu, Muharrem, 10, sünnet. Visal orucu, iftarsız oruç arka arkaya tutma. Visal mı visal? Visal orucu neydi arkadaşlar? Mekruhtu, mendup kapsamında değerlendirilemiyordu sevgili arkadaşlar. Dikkat edin. Mesela bu soruda da kısmen aynısını sormuş. Yukarıda verilenlerden hangileri mendup kabul edilen oruçlar kapsamında değerlendirilir? Bir kere bakın burada taktik çok basittir sevgili arkadaşlar. Adak orucu Hanefi mezhebine göre hep nedir sevgili arkadaşlar? Vaciptir. Dört kesin vacip değil mi? Dört kesin vacip. Affetmez. Aynen öyle. Hemen ne yapıyorsunuz? Dördün olduğunu siliyorsunuz. Peki Ramazan orucunun ister kendisi olsun ister kazası, kefaret oruçlarının ister kendisi olsun ister kazası, bunlar ne oluyor? Kesinlikle farz. Yani bir farz, dört vacip, cevap 2-3 C şıkkı arkadaşlar. Bakın bu 2023 sorusu. Daha yeni. 2 ay önceki soru. Havuz siliniyor tabii hocam. Havuz silindiği için böyle bazen zor sorular geliyor. Bunlara alışmamız lazım artık. Yani bu yoksa hani nasıl yaparız biz bu soruları? Acaba şu sorudan farkı ne mesela? Zilhicce'nin ilk 9 günü Eyyam-ı Bid. Bakın size ne dedim? Uyardım az önce. 13, 14, 15 diye öğrenin ama ismini bilin arkadaşlar. Tamam mı? İsmini bilin. Burası bizim için önemli. Dikkat edin. Adam 13, 14, 15 diye ezberledi. Eyyam-ı Bid ne demek bilmiyor. Ne olacak? Kafa karışacak sınavda. Olmaması yani basit bir şekilde. 2021 KPSS sorusu zaten bu işte Yahudilerin oruç tuttuklarını görmesi, ben Musa'dan daha layığım demesi, Muharrem 10 diyorduk. Bu da hangisiydi sevgili arkadaşlar? Aşura orucu. Çok söylediğimiz için bir daha parçayı okumuyorum. Aynı şeyler. Bak. Bir benzerlik var ama Allah-u Alem. Bilmiyorum. Öncülerde açıklaması verilen nafile oruçlar sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? Muharrem ayının 10. gününde tutulan oruç. Ne dedik arkadaşlar bugün de tutulan oruca? Aşura orucu. Hemen birin aşura olmadığını silelim efendim. Ramazan ayından sonra tutulan 6 günlük oruç, Şevval, Kurban Bayramı'ndan önce tutulan 9 günlük oruç, Zilhicce. Eşleştirme önemli. Havuz çok silindiği için arkadaşlar, bazı yerlerde atlamalar yapıyor ÖSYM, aynı sorular bazen denk gelebiliyor. Olur böyle. Her temizlikte atlanan yerler olur biliyorsunuz. Bu da yine bir eşleştirme sorusu üstadlar. Aşura, Muharrem ayının 10. gününde tutulan oruç. Doğru bir bilgi mi? Muharrem 10, Aşura mı? Evet. Ama dikkat edin bak sadece 10 mon falan derse orada bir hainlik vardır. Ona dikkat edin. Birin olmadığını götürebiliriz. Şevval, Ramazan'dan sonraki ayda tutulan 6 günlük oruç. Doğru mu sevgili arkadaşlar? Doğru. 2'nin olmadığını silersek cevap C olur arkadaşlar. Safer, her ayın 13, 14, 15. günlerinde tutulan demiş. Yanlış. Eyyam-ı Bid olacak. Safer şeydir arkadaşlar. Uğursuz ay diye geçer. Tamam. Ha.
Yo, soru yanlış değil hocam. Şevval Ramazan'dan sonra. Tabii. Bir gün oruç tutup bir gün oruç tutmamak Davut. Bakın arkadaşlar, tekrar uyarıyorum sizi. Muharrem ayının 10. gününe Aşura denir. Bugün de oruç tutmak sünnettir. Fakat Peygamber Efendimiz Yahudilere muhalefet olmak amacıyla, bakın kitabınızda yazıyor, Yahudilere muhalefet olmak amacıyla Muharrem'in 9'unda da tutacağım diyor. Hani sizden ayrılacağım, size inat diye. Daha sonra sünnet böyle devam ediyor. Bir kişi peygamberin bu muhalefetini terk edip sadece 10'da tutarsa, sadece, kavram önemli bak, sadece 10 derse affetmiyorsunuz. O zaman mekruh. Ama normal şartlarda Muharrem 10, 10 numara 5 yıldır sünnet oruçtur. 2020 KPSS. Hanefi mezhebine göre oruç tutmanın yasak olduğu günler yukarıdakilerden hangileridir sevgili arkadaşlar? Ramazan bayramının 2. günü. Yanlış. Sadece bir. Evet. Kurbanın tamamı doğru. Kadının nifas günü doğru. 1 ve 3 doğru. 2 yanlış arkadaşlar. Mesela. Sadece düz düşünün. Fakihler aşağıdaki oruçlardan hangisinin tutulmasının zorunlu, yani bir yükümlülük olduğu hususunda ihtilaf etmişlerdir. Bunu biliyorsunuz. İnce düşünün biraz. Hangisi sevgili arkadaşlar? Hangilerinde ittifak? Üzülüm, ihtilaf var. Sadece şuraya bakın. Nafile orucun kazası. Adak adadığın zaman tutacaksın zaten. Onda problem yok. Adak adadığın zaman tutman gerekiyor. Ha, vacip demiyor ama müekked sünnet diyor. Fakat ben nafile bir orucu bozdum Şafii mezhebine göre. Tutmak zorunda mıyım? Hayır. Hanefi mezhebine göre tutmak zorunda mıyım? Evet. Evet. Tamamdır. Soruları da kısaca bir ele aldık. Şimdi arkadaşlar, işte orucu bozup kaza gerektiren durumlar, kefaret gerektiren durumlara değindim. Şimdi buradan sonra özellikle güzel bir şaşırma yaşayacaksınız diye düşünüyorum. Çünkü burada ayırt edici şeyler size söyleyeceğiz. Çünkü diyeceksiniz ki tamam, o hocam bu böyle miydi? Ben bunu hiç böyle duymadım falan. Buradan sonrasında sevgili arkadaşlar, ananızdan, babanızdan, teyzenizden, halanızdan, çarşıdan, pazardan duyduğunuz oruç kavramlarını unutuyorsunuz. Teknik bilgilere geçeceğiz artık. Şaşıracağınız şeyler olur. İtiraz edeceğiniz şeyler olur. Buraya şu an şimdiden not veriyorum size. Kişisel görüşünüz ne istiyorsanız olabilir. İsterseniz dersiniz ki hocam bence bu bozması gereken bir davranış. Okey, kabul ediyorum. Sence ise tamam, problem yok. Ama ÖSYM bozmuyor diyorsa sınavda bozmuyor diyeceğim. Bu kadar. Kabul etmek zorunda değilsin. Benimsemek zorunda değilsin. Uygulamak zorunda hiç değilsin. Ama sınavda sorarsa diyeceksin ki bozuyor, bozmuyor. Kefaret gerekiyor, gerekmiyor. Tamam. Şunu kapatalım. Şimdi sevgili arkadaşlar, burada orucu bozup bozmayan durumlara geleceğiz. Öncelikle şurada şunu dikkat etmenizi istiyorum. Orucu bozup sadece kazayı gerektiren durumlar daha fazla. Bir de orucu bozup
kefaret gerektiren sadece iki durum var. Buna özellikle dikkat edeceğiz. Birincisi, orucu bozup sadece kazayı gerektiren. Ne demek hocam bu? Yani siz bu işi yaptığınız zaman orucunuz bozuyor ve günü gününe kaza ettiğiniz zaman bir problem yok demek arkadaşlar. Birincisi, meşru bir mazerete dayalı orucunuzu bozmaz. İşte yolcuydunuz, hastaydınız ve benzeri. Günü gününe kaza edebilirsiniz arkadaşlar. Kasıt olmaksızın yiyip içmeniz diyebilirsiniz. Kefaret ve adak oruçları veya nafile oruçların arkadaşlar başlanıp bozulmasında. Kefaret, adak, Ramazan orucunun kazası fark etmez. Kaza oruçlarını arkadaşlar başlayıp bozmanız dikkat ediniz. Durumunda günü gününe kaza edersiniz. Yani başlanmış bir kefaret orucunu, adak orucunu veya nafile orucu bozduğunuz zaman kefaret gerekmez arkadaşlar. Bozduğunuz günün kazasını etseniz kafidir. Ve bu genellikle çok tartışmalı olarak gelir. Ramazan'da bir mazeret olmaksızın tutulmayan oruçlar. Genellikle arkadaşlar bunu özellikle KPSS çalışan ya da sınavlara çalışan arkadaşlar yapıyor. Hiç niyet etmiyor. Yani işte diyor ki ben 30 gün borcum olsun, işte Ramazan beni çok yoruyor, engelliyor. Kişiden kişiye göre değişebilir. Herkesin kendi vücudu kendi karar verir arkadaşlar. Dedi ki ben işte şey yapmak istemiyorum, oruç tutmak istemiyorum. Bu kişi 30 gün boyunca niyet etmedi ve oruç tutmadı arkadaşlar. Kefaret olmaz. Tekrar ediyorum. 30 gün boyunca ya da 30 gün olmak zorunda değil. 2 gün tuttu, 1 gün hiç niyet etmedi. 3 gün tuttu, 2 gün niyet etmedi gibi. Yani niyet etmeden oruca kalkmadı ve orucu tutmadı. Sadece kaza sevgili arkadaşlar. Kefaret tut. Maz. Burada genellikle çoğu arkadaş şey yapıyor. Hocam öyle şey olur mu ya, tutması lazım falan. Duygular dışarı, bilgiler içeri diyoruz oruç konusunda arkadaşlar. Ve kasten ağız dolu kusulması orucu bozuyor ve sevgili arkadaşlar kaza gerektiriyor. Ağız dolusu kusmak arkadaşlar kasten değilse orucu bozmuyor. İstediğiniz kadar kusun. Kasten değilse orucu bozmuyor arkadaşlar. Sadece kusumunuzu yutarsanız bozulur. O başka bir şey. Kasten ağız dolusu kendinizi kusturursanız, işte böyle parmak marmak bir şey yapıyorlar ya. Burada da kasten kusturmanıza rağmen bir günü gününe kaza ediyorsunuz. Kefaret yok sevgili arkadaşlar. Çünkü kefaretin sadece iki sebebi var. Başka hiçbir durumda kefaret olmayacak. Hata ile yiyip içmek. Bu son dönemlerde bir iki kere falan geldi sevgili arkadaşlar. Hata ile yiyip içmek ve unutarak yiyip içmek. Bu ikisi genellikle karıştırılır. Şimdi üstadlar, unutarak yiyip içmekte kişi oruçlu olduğunu bilmez. Unutur adam zaten adı üstünde. Oruçlu olduğunu hatırlamadığı veya bilmediği için ne yaparsa yapsın orucu bozulmaz. Fakat hata ile yiyip içmede en önemli fark şudur. Kişi oruçlu olduğunun farkındadır. Yani bu kişi arkadaşlar oruçlu olduğunun bilincinde, oruç tuttuğunun farkında. Fakat istemeden de olsa ihmal olabilir, dikkatsizlik olabilir, yanlış yönlendirme olabilir. İstemeden de olsa hata ile orucunu bozuyor. O zaman sevgili arkadaşlar hata ile yiyip içenin orucu bozulur, günü gününe kaza edilir. Fakat unutarak yiyip içen arkadaşlar orucu bozmaz diyoruz. Mesela abdest alırken, yüzerken veya banyo duş alırken suyun istemeyerek yutulması. Ya da işte kar, dolu veya yağmurun istemeyerek yutulması. Bu genellikle şurası çok oluyor. Bu çok yaşanıyor arkadaşlar. İmsak vaktinin girdiğini veya güneşin battığını zannederek yiyip içmeye devam etmesi. Mesela işte saat 3'te imsak oluyor. Ya daha olmamıştır diye yedi. Bozulur arkadaşlar. Ya da ezan okundu zannederek, mesela bunun çıkma sorusu vardı. Adam ezan okundu zannediyordu. Ağzına bir hurma atıyordu. Ve namaza gidiyordu. Daha sonra bir bakıyordu ki aslında duyduğu ezan işte televizyondan gelen ezanmış. Başka ilin ezanıymış. Oruç bozulur arkadaşlar. Hata ile yiyip içtiği için namazı da geçersiz olur. Kaza etmesi gerekir. Niye? Vakit girmeden namaza duramazsınız çünkü sevgili arkadaşlar. Ya da işte gece niyetlenmeyip gündüz niyetlendikten sonra
gündüz yapılan bu niyetin niyet sayılmayacağı zannıyla günün geri kalan kısmında bilerek yiyip içmek. Çünkü bakın bu uzun olarak anlattım, yazdım bunu. Niye? Çünkü böyle bir örnek verirse kitapta bu uzun örneği görmüş olsun dedim arkadaşlar. Mesela ne demiştik niyet zamanında? Ramazan orucuna tutacak kişi ertesi gün öğle vaktine kadar niyet edebilir arkadaşlar. Mesela bunu bilmeyen bir kişi olabilir bilgisizliğiyle, tamam mı? Der ki ya ben gece niyetlenmedim, saat 10 olmuş. Bu saatte niyetim zaten kabul olmaz, yiyeyim bari gibi. Bu zanla hareket ediyor. Ya da unutarak yiyip içti bir şeyleri. Bak burası çok ince bir soru olur. Adam unutarak yiyip içti. Mesela ben oruçluydum, unuttum. Şuradan suyumu içtim. Ama çok içtim. Sonra dedim ki, ulan arkadaş çok su içtim. Bu kadar da unutarak yiyip içmekle olmazdı. Demek benim orucum kesin bozulmuştur dedim. Yeme içmeye devam ettim. İşte aslında burada oruç bozuluyor. Yani hata ile yiyip içmenin iki anahtar kavramı var. İstemeyerek, farkında olmayarak çıktığının girdiğinin. Herhalde orucum bozulmuştur. Herhalde niyetim kabul olmamıştır. Herhalde kustum ya, orucum kesin bozulmuştur gibi gibi arkadaşlar. Bir zanla hareket ederek orucunuz yeme içmeye devam ederseniz orucunuz bozuluyor sevgili arkadaşlar. Tamam mı? Orucu bozup kaza gerektiren ve kefaret gerektiren durumlar. Zaten burada ne dedik sevgili arkadaşlar? Burada iki tane durum var dedik. Bir, sizin kefaret orucuyla sorumlu tutulabilmeniz için arkadaşlar, ilk şart, bozduğunuz oruç Ramazan ayı içerisinde olacak. Ramazan ayı dışında bozduğunuz hangi oruç olursa olsun, istediğiniz orucu bozun arkadaşlar, kefaret gerekmez. Hocam ben Ramazan orucunun kazasını tutuyordum. Ramazan bittikten bir hafta sonra. Bozdum. Kefaret yok. Günü gününe kaza. Kefaret arkadaşlar sadece Ramazan ayında tutulan Ramazan orucunun bozulmasıyla oluyor. Ve iki şekilde bozarsanız. Bir, dikkat ediniz. Oruçlu olduğunuzu bilerek, isteyerek ve geçerli bir mazeret bulunmaksızın orucunuzu bozarsanız. Yani siz diyorsunuz ki ben oruçlu olduğumu biliyorum, direkt bu suyu içeceğim. Bunun gibi. Ya da herhangi bir keyif verici madde kullanmak ve cinsel ilişki yasağını çiğnemek sevgili arkadaşlar. Yani ya bir şey yiyip içeceksiniz veya keyif verici bir madde kullanacaksınız, oruçlu olduğunuzu bile bile, ya da cinsel ilişki yasağını çiğneyeceksiniz. Bu iki durum dışında Ramazan ayında nasıl oruç bozarsanız bozun, kefaret gerekmez sevgili arkadaşlar. Mesela ezan okundu zannettim, yedim. Hata ile bozdum. Ama ezanın okunmadığını bile bile yedim, kefaret gerekiyor. Bunun dışında kefaret gerekmez. Cinsel ilişki yasa, yiyip içmek veya keyif verici sevgili arkadaşlar, bir maddede bulunmak. Tamam mı? Ne bakın, uyarılarda bulunuyorum tekrar tekrar burada. Kaza olarak tutulan Ramazan orucun ya da farz olmayan orucun bozulmasından dolayı kefaret söz konusu değildir. Dinen geçerli bir mazereti olursa kefaret değildir. Mesela adam yolcuydu. Ruhsatı kullanmadı ama baktı ki yol zorlaşıyor. Bu adam gitgide zorlanıyor. Tutamayacak. Bozabilir. Tamam mı? Uykudayken orucu bozan, işte rüyalanma, buna ihtilam diyorlar ilmihal dilinde. Böyle bir şey olursa gerekmiyor arkadaşlar. Şu çıkmaz zaten. Bunu yazdık gerekli diye ama o çıkmaz karşımıza. Peki oruç bozmanın kefareti nedir üstadlar? Ona geçmeden önce orucu bozmayan durumları söyleyeyim. Daha sonra oruç bozmanın kefaretine geliriz sevgili arkadaşlar. Birincisi, orucu bozmayan durumlar neler? Birincisi, unutarak yiyip içmek. Yani unutarak yiyip içmeniz sevgili arkadaşlar, orucu ne yapmıyor? Bozmuyor.
Bu hangi delille Hanefi mezhebinde bozmaz? İstihsan delili arkadaşlar. Hanefi mezhebinde istihsan deliline bağlı olarak bu ne yapmıyor? Bozmuyor. Kusma, bakınız. Kusma ister ağız dolusu olsun, ister az olsun, fazla olsun fark etmez. Kusma kasten olmazsa orucu bozmaz. Ağız dolusu kusmak kendiliğinden abdesti bozar, orucu bozmaz sevgili arkadaşlar. Altını çizelim bunun. Cünüp halde oruca başlamak, bu da şöyle. İşte gece rüyalandı kişi ya da gusül abdesti alması gerekiyordu. Almadı, uyuyakaldı. Ertesi sabah kalktı. Bu şekilde sevgili arkadaşlar cünüp halde oruca başlaması da orucu bozmuyor. Öğlene kadar niyet vakti olduğu için gusül abdestini alırsa orucuna devam edebiliyor. Yıkanmak, oruç, işte misvak, diş fırçalamak, krem kullanmak, makyaj yapmak sevgili arkadaşlar. Yemeği yutmadan tadına bakmak ya da şekersiz sakız çiğnemek. Bunlar bozmuyor ama mekruh olarak kabul edilir sevgili arkadaşlar. Eşi öpmek veya sarılmak. Bunlar orucu bozmuyor. Yine mekruhtur sevgili arkadaşlar. Dişe veya ağza konan ilaç. Astım spreyleri, dil altı ilaçları, endoskopi, kolonoskopi. Bunlar orucu bozmuyor. Su girmezse arkadaşlar. Şimdi mesela dişe ilaç koyuluyor. İşte ne bileyim dişinize ağrı kesici iğne yapılıyor. Şimdi sevgili arkadaşlar bakın burada genellikle bu soruları yanlış yapmalarının temel sebebi arkadaşların şudur. Diş tedavisinde ya da dişe bir ilaç koyulduğunda adam diyor ki ya dişini çekecek illaki kan yutar. Dişini çekecek illaki orada bir ilaç şey bir su yutar. Şimdi bakın burada orucu bozan şey diş çekimi değil. Ya da burada yapılan ağrı kesici değil. Bu adam kan veya su yutarsa orucu bozuluyor. O yüzden size derse ki diş çekimi esnasında su yutarsa bozulur. Ama diş çektirmek orucu bozmuyor. Ya da mesela dişe ve ağza konan ilaç bozmuyor. Dil altı halkları bozmuyor. Bak endoskopi bozmuyor. Ama vücuda su girerse bozuyor gibi düşünebilirsiniz. Kulak, burun, göze ilaç damlatılması. İşte hastalıklarda falan oluyor sevgili arkadaşlar. Bozmaz. Bazen bunları aşırıya giderek detaylandıran arkadaşlar oluyor. Gerek yok. Yok kulağında yırtık varsa oradan burnuna geçerse oradan boğazına giderse oruç bozulur. Lan arkadaş zaten 1 miligram su damlatıyorum şuraya. İlaç damlatıyorum. Buraya ne kaçacak da ne yutacağım? Gözünü sevdiğimin adam. Yani insanların sadece kafasını karıştırıyorlar. Başka bir şey değil. Yani siz hiç ömrünüzde şunu gördünüz mü arkadaşlar? Dök baba. Dök çok susadım. Ho, tak hortumu kulağımdan girsin. Böyle bir şey gördünüz mü ya? Ben geldim 28 yaşına böyle bir şey görmedim. Adam zaten şu kadar ilaç damlatıyor. Şu kadarcık yani bir 5 mili mi 0,5 mi ne? Abartmaya gerek yok. Yok çok sıkarsanız şöyle yok böyle. Bunlar kafa karıştırıyor sadece. Mutlak manada sizin tedaviniz var. Doktor dedi ki burnunuza, işte kulağınıza veya gözünüze arkadaşlar damla damlatacaksınız. Orucu bozar mı? Bozmaz. Öküzün altında buzağı aramaya gerek yok arkadaşlar. Anjiyo, diyaliz, anestezi. Mesela ilaçlı anjiyo da bozmaz bu arada arkadaşlar. Bu hani damarları falan açıyorlar ya. İlaç bastıkları için o da bozmuyor. Dikkat ediniz. Kan vermek orucu bozmuyor. Yani hacamat orucu bozmuyor. Ama kan almak orucu bozuyor sevgili arkadaşlar. Sizden kan çıkarsa problem değil ama kan takviyesi gelirse bozuyor. İğne. Bu da çok mesela tartışılır ama böyle diyeceksiniz. İğne tedavi maksatlıysa sevgili arkadaşlar bozmuyor. Yani bir ağrı kesici yapıyorlarsa ne bileyim bir yine aşı maşı ve benzeri bir şey yapılıyorsa iğne orucu bozmaz arkadaşlar. Çünkü tedavi maksatlıdır. Ama siz gittiniz vitamin iğnesi yaptırdınız işte ne bileyim başka besin iğnesi yaptırdınız o bozar. Bakın burada zaten anahtar nokta ne? Tedavi maksatlıysa. Diş tedavisi orucu bozmuyor ama serum bozar sevgili arkadaşlar. Bak serum bozuyor ya da
İşte pastil, hap. Hapı susuz içseniz bile bozar arkadaşlar. Şurup bozar. Pastil bozar. Pastil zaten bildiğiniz gıdadır arkadaşlar. Şu var ya hani boğaz ağrılarında falan kullanılıyor. Bunlar zaten arkadaşlar bu hep şey yani yok işte ballı, limonlu, portakallı vesaire hep aromatik şeyler yani hani tatsız tutsuz bir şey değil. Pastil, dikkat ediniz. Pastil, şurup, hap, serum. Bunlar tedavi maksatlı olsa bile arkadaşlar bozar. Tedavi maksatlı kavramı sadece iğnede geçerlidir arkadaşlar. İşte dişçiye gittiniz, iğne vurdular. Bozmaz. Bacağınız ağrıyordu, kalçadan vurdular. Bozmaz. Kolunuz ağrıyordu, bozmaz. Dikkat ediniz. Bunlar mühim arkadaşlar. Hatta şu da mesela buna çok itiraz gelir. Şeker hastalarının kullandıkları insülin iğnesi tedavi maksatlı olduğu için orucu bozmaz sevgili arkadaşlar. İnsülin iğnesi orucu bozmuyor. Dikkat ediniz. Tamam mı? Buna özellikle dikkat ediniz. B12 iğnesi bozar hocam. B12 o vitamin çünkü. Vitamin iğneleri bozar. Tedavi maksatlıysa iğne. Burada tabii şeye bakmak lazım. Kişinin acil bir desteğe mi ihtiyacı var vesaire. Bu detaylara, detay tartışmalara girer. Ama dediğim gibi vitamin iğnesi ise bozar. Vitaminler bozar. Çünkü ya da hap mapsa bu bozuyor sevgili arkadaşlar. Şuna bakın 2022 KPSS'de gelmişti. Bunun üzerinde ben geçen sene de çok zor durmuştum. Çünkü bazı arkadaşlar kefaretin hangi durumlarda gerçekleştiğini bilmiyordu. Hangileri kefareti gerektirir dedi. Ne dedik sevgili arkadaşlar? İki durumda. Ya bilerek yiyip içecek veya keyif verici bir madde kullanacak ya da cinsel ilişkiye girecek. Cinsel ilişki yasağını çiğneyecek. Bunun dışında hiçbir şekilde kefaret yok. İki tane sadece. İftar saatinin geldiği zannedilerek erkenden yiyilip içilmesi. Bu ne dedik sevgili arkadaşlar? Kaza, hata ile yiyip içme. Bakınız, vaktin girip çıktığını zannederek yiyip içmesi. Cinsel ilişkiye girilmesi hem kaza hem kefaret. Bilerek yiyip içilmesi hem kaza hem kefaret. Cevap C. Zaten burada birçok öğrencinin sinirlendiği kısımda mazeresiz oruç tutulmaz. Nasıl hocam ya diyor. Adam bile istiyor oruç tutmuyor. Tutacak kefaret falan böyle yargı dağıtanlar oluyor. Tamam mı? Ben o kadar zorlanıyorum da tutuyorum. Ya sana ne kardeşim? Günahı adamın boynuna al. Böyle bir tanım yapılmamış. Konu kapandı. Uzatma. Geç. Dikkat ediniz. Mazeretsiz oruç tutmadı. Boşa yazmadık arkadaşlar. Bak. Nerede o? Yazmışım dur. Nereye yazdım onu? Bak. Bu mesela. Bak. Dikkat ediniz. Yazdığımız hiçbir şey boşuna değil sevgili arkadaşlar. Oruç kefaretini şeyde yaparım hocam. Kefaret konusunda yaparım. Orada ortak zaten. Burada bir daha uzatmaya gerek yok. Bir 15 dakika ara verelim. Daha sonra hac ve umreden devam edelim inşallah. Kaydı burada durduruyorum. Bu kaydımız oruç kaydı olsun sevgili arkadaşlar.